arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün evlerimizdeki dostlarımız olan kedilerimiz ve köpeklerimiz için güzel bir kıyafet çalışması yaptık. Kıyafetimizi biraz daha yeni öğrenen arkadaşlarımız için ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yukarı noktadan buradan zincirimizi çekip trabzanlarımızı örerek başladık. Şöyle bakacak olursak görmüş olduğumuz ön kol patilerini ayırdık. Bunları daha sonra öreceğiz. Ön kol patilerini ayırdıktan sonra mavi ipimizin olduğu yeri örüp en son sarıyla tamamladık. Ee, şimdi ölçüsüne bakalım. Ölçüsüne baktığımız zaman en başlangıçtan en uç noktaya kadar 19 santim olduğunu görüyorum. 19 santim. Dilerseniz buradaki kısımları daha büyüterek arkaya doğru genişletebiliriz. Şu kısmı da, eğer büyüteceksek mavimizi burada bitirmeyip büyüttüğümüz kadar örerek yani daha ne kadar gerekiyorsa örelim. En son bitirmeye yakın bu kısımları yapalım. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemize başlayalım. Kolay gelsin. Evimizde bizlerle birlikte yaşayan sevgili can arkadaşlarımız için. Kıyafet örmek istiyoruz. Ya kedimiz ya da köpeğimiz fark etmez. Ben kedi boyutundaki küçük köpeklerimiz için örmek istiyorum. Sizler de aynı kıyafeti köpeklerimize de uygulayabilirsiniz. Zaten köpekler daha çok sevmekte. Kediler o kadar hoşlanmıyor kıyafet giymekte ama bizim evde birkaç tane kedimiz olduğu için bir tanesi çok seviyor. Biz onun için örüyoruz. Sizler de dilediğiniz arkadaşınız için örebilirsiniz. Şimdi Öreceğimiz örgüdeki ilk kural ipimizin tığının uygun olması. Ben bebe yünleriyle örüyorum, yumuşak olmasını istiyorum. Öreceğimiz örgünün yumuşacık olması lazım ki e, giydirdiğimiz canlımızı rahatsız etmesin ve de kolay olsun giyip çıkartması. O yüzden ipimiz ve tığımız son derece önemli. Bir de bu ilk başlayacağımız zincir e, kısmında. Öreceğimiz arkadaşımızın boynunun ölçüsü önemli. Çok büyük ya da çok küçük olmaması açısından ölçerek kendisine uygun bir şekilde ayarlayabiliriz. Bunu da zincir kısmımızda ayarlayacağız. Şimdi zincirimizi çekerek başlıyorum. Ben tabi evde kedimiz olduğu için kedi boyutundaki canlılar için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,

28, 29, 30 şöyle yuvarlak yaptığımız zaman dostumuzun boğazını çok sıkmayacak bir ölçü olması lazım çünkü bakın bu bayağı bir küçük buna birazcık daha eklememiz gerekiyor yalnız bunu da şuradaki ayrıntıyı da göz ardı etmememiz lazım zincirimiz olduğu ölçüden 1 santim ya da 1,5 santim örgümüzün genişliği ve sıklığına göre e, büyüyebiliyor bu şekilde bu boyutta kalmayacak daha açılacak üzerine sık iğne yaptığımızda lütfen onu da unutmayalım gözümüzün önünde bulunsun ve zincirimi ben çekmeye devam ediyorum 42 zincirimizin kaç santim olduğunu şu şekilde ölçelim şöyle elimi birinci zinciri tutuyorum ve 20 buçuk ya da 21 santim tam 21 santim zincirimin ölçüsü Şimdi yuvarlak yaparak zincirimizi devam ediyoruz. Yani elimizde zincir çektiğimiz yeri bakınız, şurası üst kısmı, şurası arka kısmı zincirimizin üst kısmından şu şekilde düzelterek, bakın düzgün geliyorum, ilk başladığım zincirimin içerisine geçiriyorum. Özellikle ayrıntılı anlatmak istiyorum minik kardeşlerimizde dostlarına bir şeyler örmek istiyorlar. O yüzden onlara yardımcı olmak için bu kadar ayrıntıya o yüzden giriyorum. Bilen arkadaşlarım kusurumuza bakmasın. Birleştirdim bakın. da ilk zincir yuvasını birleştirdim. Bir zincir çektim. Ve bir tane daha zincir çektim. İki tane zincirimiz oldu. Sıkıştırıyorum. Bakın şuradaki ipimle de bu arayı düğümü kapatıyorum. Ve şimdi Elimin sol tarafıyla bulunan kısımdan, tuttuğum kısımdan zincir yuvaların içerisine giriyorum. Bir kat olarak da alabilirsiniz. İki kat olarak da alabilirsiniz. Bir tane trabzanı örüyorum. İkinci zincir yuvasına bakınız. Şurası zincir yuvası fark etmez. Şöyle tam ortalaca girin. Ve birer trabzanımızı örün. Girdim ve devam ediyorum. Bakınız birer birer trabzanlarımı örüyorum. Her bir zincirimizin içerisine giriyoruz. İpimizi alıyoruz. İkisini bir, ikisini bir örüyoruz. Ve ikili trabzan diyoruz buna. Alıyorum. Ve tekrar. Bütün zincirimizde Bakın şöyle gördüğümüz zaman her bir zincirimize birer tane batıyoruz ve bütün sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Giriyorum, alıyorum. Bakın şu şekilde ayrıldı hiç önemli değil tekli aldığım için. İkisini çekiyorum, ikisini çekiyorum. Bir daha yapalım. Giriyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte ve böyle bitirelim. Zincirimizin birer birer bakınız üzerlerine trabzanımızı ördüm. Başlangıç noktamıza geldim. Şimdi yapmamız gereken işlem buradaki sahilimde tutmuş olduğum tığımı 1, 2, 2 tane zincir çekmiştik. Onun şurada üstte görünen zincirli yuvasına girerek bu kısma geçişimizi yapıp tığımızı ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz ve e, ikinci sıramıza başlamış oluyoruz bir iki tane zincir çekiyorum ve biraz önceki yapmış olduğum işlemimin aynısını tekrar ediyorum bu kez zincirin üzerine değil trabzanlarımın üzerine aynı şekilde trabzan örüyorum birincisine girdim iki tane ilmeğimi bir aldım ikisini bir aldım sıradakine batıyorum ikisini bir ve ikisini Bakın hiç farklı işlem yapmıyorum. İkisi ve ikisi. Sırasıyla hemen şuradaki minik gözün içerisine giriyoruz. Üstteki görünen gözün içerisine batıyorum. Ve bu şekilde trabzanlarımı başlangıç noktama kadar tam tur yaparak geliyorum. Batıyorum tekrar batıyorum bakınız Gözün içerisine yukarıdaki kısma giriyorum ipimi alıyorum çıkarıyorum her ikisini birlikte örüyorum Evet bu şekilde ikinci sıramızda tamamlayalım son trabzanımı ördüm ve ilk başlangıç noktamdaki trabzana geldim bakınız hemen yapmam gereken 1 2 3 öncüsüne gelerek batıyorum yukarıdan sayıyorum şu şekilde battım bakınız bir daha trabzanımı 1 2 3'e battım alıyorum ve geçiriyorum ilmeğimin içerisinden ve sayıyorum 1 2 3 tane zincir çekelim bu sefer şimdi 3 zincirimi çektikten sonra alttaki görmüş olduğum trabzanımı lastik görüntüsü vermek istiyorum ve yandan giriyorum Bakınız tığımın başına şu şekilde ipimi aldım. Yandan girerek örüyorum. Aynen trabzan örgümüzü yapıyoruz. Bir tanesini yandan aldım. İkinci kez ilmeğimin arkadan bakınız arkadan giriyorum. Sağdan trabzanımı ittiriyorum. Bakınız trabzanımın etrafında ve bu şekilde örüyorum tekrar sıradakini yandan bir yandan bir arkadan girerek trabzanlarımızı örüyoruz arkadan yandan yandan daha rahat edersiniz arkayı şu şekilde giriyorum çukur yapıyorum arkadan ördüğümüz içe gömülü vaziyette oluyor Yandan girdiğimiz dışarıya kabartılı bir şekilde çıkmakta tekrar ve bir yandan bir arkadan örerek boynumuzun lastik kısmını bu şekilde ayarlıyorum. İlk sıramız düz görüntü kazanacak, diğer iki sıramız ise lastik görüntüsünü alacak bu sıradaki yapmış olduğumuz işlemle birlikte bir arkadan bir yandan bir arkadan alarak sıramızın sonuna kadar geldim ve 1 2 3 diye çekmiş olduğumuz zincirin tam arasına bakın şu boşla her iki trabzan arasına girelim zincirin içinden çıkaralım bir tane de zincir çekip kapatalım ve beyaz ipimizle işlemimizi burada tamamlayalım makasımla kesiyorum ve beyaz ipimi ayırıyorum Evet Şöyle bakalım 3 sıra ördük Birinci sırayı düz ördük ikinci sırayı düz ördük 3. sırada bir yandan bir arkadan bir yandan bir arkadan girerek aldık alttaki sırayı da 3. sıra yani ikinci sırayı 3. sıra kendisine dönüştürdük 2 sıra lastiğimiz bir sıra düz örgümüz olmuş oldu Şimdi sarı ipimi almak istiyorum Bakın kalan bebe yünleri benimki tek renkten de örebilirsiniz. Dilediğiniz marka bebe yünlerini tercih edebilirsiniz. Hangi markadan alırsanız yani yumuşak oluyor bebe yünleri. Evet şimdi kapadığım yerdeyim bakınız. Batıyorum. Bir tane sık iğne ile kapadım. 2 3. Onu bir zincir sayıyoruz. 3 tane zincirimizi çektim ve başlıyorum örmeye. Yanındaki trabzan'a battım ve bir sonraki trabzanıma batıyorum. Bakın sırası ile ilerliyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 4. 5. 5 tane trabzanımı ördüm altı hepsini yani her bir trabzanımıza birer birer bu görmüş olduğumuz üstteki göze batarak örüyoruz. Birer birer örmekteyim. Trabzanlarım ilerliyor. Şöyle gördüğümüz zaman bakın batıyorum, alıyorum ikisini birden, ikisini birden. Bu sarı bizim dördüncü sıramız. Sıramızı aynen başladığımız yere kadar örerek tamamlayalım. Birinci sıramızı örerek tamamladım. Bakın zincir çekerek başladığımız noktadayız. Şimdi 1 2 şurada 3. zincirimizin üzerine gelerek batalım. Tığımızı geçirelim battığımız yerden ve ilmeğimizin içerisinden çıkaralım. Birinci sarı sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci bir sarı örelim. 1, 2, 3. Bir tane zincirimin üzerine trabzanımı örüyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek örüyorum. Diğer trabzanı zaten belli olan gözlerin içerisine batarak girelim. Bakınız devam ediyoruz. her bir trabzanımızın görmüş olduğumuz üstteki minik gözünün içerisine batıyoruz. Ve ilerliyoruz. Öreceğimiz dostumuzun beden ölçüsüne göre olması çok önemli. Çok bol güzel durmuyor. Çok sıkıda da tabii ki rahat etmiyorlar. O yüzden ölçümüz önemli çok farklı boyutta da oldukları için net bir şey veremiyoruz ama bu benim ördüğüm hemen hemen kediye yakın boyuttaki köpeklerimiz dostlarımız için ve onları seven minik arkadaşlarımıza küçük arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına beraber örüyoruz inşallah Evet birer birer başlangıç noktamıza kadar gelelim sarıdaki İkinci sıramızı. En son sıramıza geldim. 1 2 3 üçüncü zincire batıyorum yine. Ve tığım bakın ipimi çektiğim için sıkılaştırdım. Ve geçiyorum. Bir zincir çekip makasımla bu ipimi kesiyorum. Başka bir rengimize başlayacağız. Başlayacağımız sırada artışımızı yapacağız ve de e, patilerimiz için Yerlerimizi ayırmaya başlayacağız Evet şimdi pembe sıramıza başlıyorum Pembe sıramızda bir sıra örelim Bu öreceğimiz sırada Birkaç da trabzanımızın Artışını yapalım Çoğaltalım Daha sonra patimiz için koyalım Bir sıra daha geçmemiz daha uygun olacak Şimdi başlıyorum 1-2-3 3 tane zincirimizi çektim Bu birinci trabzanımız oluyor Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. İkinci trabzanımız ve kedim ipimi götürmekte. Üçüncü trabzanımızı örüyorum. Dört, beş, altı, yedi, 8 9 10. iki defa örelim. 1 Aynı yere batıyoruz. 10. trabzanımızı artırmış olduk. Biraz daha tam patilerin olacağı yerde genişlik istediğimiz için bu 10. trabzanımızı iki defa örelim ve birazcık bir genişliğimizi sağlayalım. Sayalım. 2 4 6 8 ve 9 10. çift. Ve devam edelim. Çift ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Onuncuyu iki defa örelim ve devam edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 ve 10. Onu iki defa örüyoruz ve çok az kaldı. Bu kısmı da örerek ikinci rengimizi de tamamlayalım. Evet bir sıra pembemizde 10. trabzanı iki defa örerek artışımızı yaptık. Şimdi sıramızı tamamlayalım. 1, 2, 3'ün içerisine giriyorum. Batıyorum. Ve ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Tekrar 1, 2 3 tane zincir çekiyorum ve ikinci sıramıza başlıyoruz bu sıramızda büyük büyük yuvarlaklar yapacağız oradan ön patilerimizin girmesini sağlayacağız şimdi başlayalım bu bir trabzanımız ikinci trabzanımı örüyorum şuraya batalım hemen yanındakine batalım aynı yere bakın hemen dibinde aynı yere battım 2 bir ileri 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm bakın birincisini aynı yere battım 3 4 ve 5 şimdi başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim öreceğimiz arkadaşımızın dostumuzun ayak ölçüsün eğer fazlaysa hem buradaki ölçümüzün fazla hem de zincirimizin fazla olması gerekmekte sayalım aşağıdan 1 2 3 4 ve 5 5. trabzanımın üzerine geliyorum ve batıyorum buradan bakın patimizin rahatlıkla girebileceği bir ölçü şöyle bakın rahatlıkla girebilecek. Evet devam ediyorum. Burada bir tane patimizin yerini ayarladık. Çünkü bakın örgümüz açıldığı için hiç problem yok. Ve devam ediyorum. İki bu, bu kısmı örüyorum. Tamamen dümdüz örüyorum burayı. Ta ki buraya 5 trabzan kalana kadar örüyoruz. Evet, başlangıç noktama bakınız. 1 2 3 4. 4 tane gözeneği görüyoruz. Burayı atlıyoruz. 5 tane zincir çekerek örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim. 1 2 3. 3. zincir yuvasının içerisine giriyorum ve birleştiriyorum. Ve bakınız şöyle Elim iki elim çok rahat girdiği için örgümüzün esnediğini de görüyoruz. Çok rahatlıkla patilerimiz buradan geçecektir. Şimdi ilk zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın üzerine tekrar zincirimi çekiyorum. 1-2-3 ve hemen ikinci trabzanın üzerine batıyorum. 3. trabzanımın üzerine 4 ve 5. 5 tane trabzanımın üzerine battım. Burada 5 tane zincir çekmiştim. Bakınız. Şimdi ilk zincirimizin içerisine gireceğiz. Sonra ikinciye, sonra üçe bakın. Şöyle gördüğümüz buğday başağı gibi olan her bir zincir yuvasına girerek öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5 bütün zincirlerimin içerisine birer birer ördüm hiçbir şekilde batimiz için küçük bir alan değil ve devam ediyorum aynen bu tarafı da dümdüz örerek buradaki zincirlerimin üzerine de 5 tane trabzan öreceğim şimdi birer birer diğer zincirimin üzerine doğru devam edelim birer birer trabzanlarımı sırt kısmından örerek geldim şimdi Patimiz için ayırdığımız 5 tane zincirimize geldik. Tığımın başını doluyorum. İlk zincirin içerisine giriyorum. 1 İkinci zincirin içerisine giriyorum. 2 Üçüncü zincirin içerisine giriyorum. 4 ve hepsine de gördüğümüz gibi birer tane trabzanımızı zincirlerimize yerleştirdik. Şimdi en son ördüğüm trabzanımı 1, 2, 3, üçüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum, rengimi değiştirmek için ipimi kesiyorum. Ve yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. 5 tane trabzanımız arada, 5'er tane zincir çektik ve patimizin yerini hazırladık. Üst kısmı yani sırt kısmına ise aynen trabzanlarımızı birer birer örerek devam ettirdik. Şimdi bir sonraki sıramıza geçelim. Pembeden sonra mavi rengimi örmek istiyorum. Şöyle bir tane zincir çekerek düğüm atıyorum tığıma ve başlangıç noktama giriyorum. Batıyorum. Bakın bir tane battım. Şimdi bu sırayı tamamen maviden sık iğne örerek devam ediyorum. Şu şekilde. Sıradaki trabzana batıyorum. Çıkıyorum. Batıyorum. Ve bir sonrakine batıyorum. Alıyorum. Buna sık iğne işlemi diyoruz. Bakın çok kolay. Batıp çekiyorum. atıyorum. Sırası ile bu trabzanların üstteki gözlerin içerisine birer birer girerek ilerliyorum. Her birine birer birer atıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Başlangıç noktama kadar örerek geldim birer birer sık iğnemi ördüm ve tamamladım şimdi başladığım yere geliyorum üzerine batıyorum bakın şöyle göstereyim hemen içerisine giriyorum şu şekilde çıkıyorum ve birleştirdim ve sayıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum bakın birinciyi ördüm birinci trabzanım hemen sıradaki ikinci trabzanıma geliyorum Tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki pembenin yanından girerek şöyle uzunca alıyorum ilmeğimi. Trabzanımı uzunca örüyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımı görüyorum. Üzerine bir tane normal kısa trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki trabzanı yine yandan giriyorum. Uzatıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sıradaki trabzanımı şöyle bakınca görüyorum. Ve hemen üzerine batarak trabzanımı örüyorum. Ve bir sonrakini yandan girerek örüyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen yandaki trabzanın alt kısmından sıradaki trabzanı yandan girerek yukarı doğru ördüm. Bir sonraki trabzanın üzerine küçük trabzan ördüm. Sık iğneme battım. Ve bir sonrasını uzun. Tekrar normal trabzan uzun. Şimdiki trabzanımın üzerine yine bir tane normal ikili trabzanı örüyorum. Sıradakine yandan giriyorum. Ve uzatarak örüyorum. Tekrar sıradakine kısa trabzan örüyorum bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa olarak trabzanlarımızı örelim Trabzanlarımızı bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa örerek sıramızın başına kadar geldim şimdi 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin üzerine geliyorum yine batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum Buradan sonrasında zincir çekmeden devam ediyoruz. Burası sadece geçiş olduğu için ve diğer trabzanımızın üzerine bir tane sık iğne, sıradaki trabzanıma sık iğne. Bakınız her bir gördüğümüz minik gözlerin içerisine birer sık iğne yaparak devam ediyorum. Batıyorum. Tığımın başını çıkarıyorum. Dolayıp alıyorum. Batıyorum, çekiyorum, alıyorum işlemimizi tekrar ediyoruz başlangıç noktasına kadar bakın ördüğümüz daha şöyle dik ve dolgun durmakta burası daha eğik durmakta şöyle bu görüntüyü istiyoruz ve devam ediyorum sona kadar gelelim sık iğnelerimizi örerek başlangıç noktamıza kadar geldik bakınız şuradaki zincir çekerek başlamış olduğumuz yerdeydik hemen oraya gelerek yine batıyorum şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum buraya geçişimi yaptım şimdi buradaki işlemimiz kısaları uzun uzunları kısa öreceğimiz için hemen yan tarafa geçişimi yapıyorum yandaki uzun olan trabzanımın üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bir önceki sırada kısa ördüğüm mavi trabzanımın belinden girerek uzun trabzana çeviriyorum. Ve bir önceki uzun ördüğüm trabzanımın tepesine batarak kısa trabzan örüyorum. Ve kısayı yandan girerek uzatıyorum. Ve sıradakini tepesine batıyorum uzunun normal trabzan örüyorum. Kısa trabzanımı yandan girerek uzatıyorum uzun trabzanımın tepe noktasına batarak normal boyuttaki trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum kısa trabzanımı yandan girerek uzatıyorum diğer mavimin uzunu kısa olarak kısayı uzatıyorum çok zevkli bakın bir tanesi uzun bir tanesi kısa bir tanesi uzun bir tanesi kısa şeklinde sıramızı tamamlayalım Evet uzunlarımızı kısa kısalarımızı uzun trabzan olarak ördüm şimdi en son bakınız kısa olan başlangıç trabzanı uzun ördüm ve hemen zincir çekerek başladığım yerin üzerine geliyorum üçüncü zincirin üzerine ve birleştiriyorum şu şekilde geçiyorum bir tane zincir çekiyorum ve biraz önceki yapmış olduğumuz sıkı iğne işlemini tekrar yapıyoruz sırası ile bütün trabzanlarımızın gözünün üzerine birer tane sık iğne örüyoruz şu aradaki görmüş olduğumuz noktaların içerisine giriyoruz ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde örüyoruz Mavimizi yine kısaları uzun, uzunları kısa olarak örelim. Şimdi bakın burada hemen uzun örmüşüz. Kısanın olduğu yerdeyiz. Üzerine zincirimizi çekelim. Şöyle batalım. 1, 2, 3 ve hemen diğer trabzanımızı kısa olanı yandan girelim. Uzunca örelim. Bir sonraki uzun olanı tepesine batalım normal kısa bir trabzan örelim bir sonraki kısayı yandan girelim uzatalım ve trabzanımızı iki defa da çekelim uzun olanın üzerine geliyorum batıyorum ve tekrar kısa olanı yandan alarak uzatıyorum bir sıra uzun ördüğümüzü diğer sırada kısa trabzan olarak örüyoruz devam ediyorum kısa olan trabzanın uzun olan trabzanımızı kısa olarak örüyorum kısayı uzun olarak örüyorum direkt bir kısa bir uzun uzun ilmeklerimizi yandan giriyoruz trabzanımızın yanından ve dışa doğru da güzel bir kabartı da oluşturmuş oluyor bu şekilde uzunlarımızı kısa kısalarımızı uzun örerek sıramızın başına kadar gelelim bakın kayarak devam etmekte modelimiz şöyle gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz yine sıramızı tamamladık başlangıçtaki 3 zincirimin üzerine gelerek batıyorum tıpkı daha önceki sıralarımızda yaptığımız gibi bir zincir çekiyorum yanındaki trabzanımın üzerine batarak birer birer her trabzanımın üzerine sık iğne örüyorum ve modelimizi bu şekilde devam ediyoruz. Hiç atlamadan hepsinin tepedeki bu minik gözlerin içerisine batarak modelimize daha bir dolgun görünmesini sağlıyoruz. Evet mavimizi tamamladım. Sık iğnemiz bitti. Şöyle arkasına iki tane ayraç koydum. Buradaki ayraç ön kol patimiz için ayırdığımız 5, aradaki 5 ve kenardaki 5 tam 15 tane ilmeği ortadan ayırdım. Artık bu kısmı örmeyeceğiz. Çünkü arka patileri için e, herhangi bir şekilde böyle yer ayırmayacağız. Çünkü gövdesinden sonra daha rahat etsinler. Gerek yok arka patilerini rahatsız etmeyelim. Ön kolları için yeterlidir bu ördüğümüz. Şu görmüş olduğumuz her iki yeşil arasını artık örmüyoruz. 15 trabzanımızı ve buradan sonrası sırtımızda yanlarımızı örmeye başlıyoruz. Onun için rengimi değiştirmiştim. Şöyle bir rengim aldım. Bir tane düğüm attım. Hemen ayracımın olduğu yere geliyorum bir tane batıyorum. Ve zincir çekmeye devam ediyorum. Bir tane battım. 2 3 Sıkıştırıyorum. Ve örüyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 1 2 2 tane trabzan ördüm. Bir zincir 2 tane trabzanın aynen işaretimi koyduğum yere ördüm. 1 2 tane atlıyorum 3üncü trabzanımın üzerine tığımın başını dolayarak geliyorum bakın 1, 2 ve üçüncüye batıyorum 1. Aynı yere 1 tane daha 2 1 trabzan ve aynı yere bir zincir Pardon ve iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bu işaretler arasını örmeyeceğiz. Sırt kısmından devam ediyoruz. Tekrar ediyoruz. 1 2 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 tane trabzan, 1 zincir ve aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Tekrar 1 2 3. trabzanımın üzerine geliyorum. 1 2 ve 1 zincir tekrar 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 3. batıyorum. 1 2 ve 1 zincir tekrar 2 tane trabzan diğer işaretime kadar bu şekilde örüyorum. İki tane atladım. Üçüncü trabzanın içerisine iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Ve başını doluyorum. Bir, iki, üç. Devam ediyoruz. İki, bir. Ve aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. Evet. Şu kısımları örmeyeceğimizi söylemiştik. Diğer işaretime kadar örerek gelelim. 2 tane zincir atlıyoruz. 3. zincirin içerisine 2 trabzan 1 zincir 2 trabzanımızı örüyoruz. Eklediğim yere kadar 2 trabzan 1 zincir 2 trabzanımı ördüm. Şimdi en son yerdeyim ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burası dönüşümüzü yapmamız için gerekli olan zincirimiz. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Aradaki çekmiş olduğum bir zincirin içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum bir tane zincir ve aynı yere tekrar iki tane trabzanımı örüyorum bakın geçişimizi 3 zincirle yaptık ve yuvamızın içerisine iki trabzan bir zincir iki trabzanımızı ördüm tığımın başını doluyorum ve bir tane zincir çekmiş olduğum yuvaya geliyorum bir iki bir zincir aynı yere bir ve iki ve devam ediyorum diğer bütün alttaki sarı olarak ördüğümüz yerlerin hepsine 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan olarak bu orta kısımlara girerek örelim uç noktaya kadar örerek geldim diğer uca tekrar bu yönde 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak ortadaki bir zincirimin içerisine giriyorum ve bu sırada 3 tane trabzan örüyorum. Bir tane artışımızı yaptık. Bakın 3 oldu. Burada 2 idi. Altta 2 idi. 3 trabzan. 1 zincir. 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Araya zincir çekmeden tekrar ilerki yuvaya 1, 2 ve 3. Bir tane zincir tekrar 3 tane trabzan 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan şekliyle devam edelim bakınız 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan şimdi sıradakini de örelim 1 2 ve 3 Bir zincir yani bir tane artış yaptık daha böyle şık durmasını istedik 3. Evet. Hepsini bitirelim. Trabzanımızın en sonuna geldim. Şimdi biraz önceki işlemlerdeki gibi sık iğne yaparak en son işlemimizi tamamlıyoruz. Buradaki en son işlemimiz. Giriyorum arasına trabzanım, bir tane örüyorum. Bakın diğer trabzan tam arasına giriyorum, bir tane sık iğne. Diğer tam ortadaki bir tane zincir çekmiş olduğum yere 1 ve 2 giriyorum. Diğer trabzan aralarına 1, diğer trabzanıma 1, sık iğnelerimi örüp araya geçişe 1, diğer iki trabzan arasına 1, ta şöyle araya batıyorum bakın ta araya batıyorum ve iki tane bir zincir çekmiş olduğum yere trabzanımızın arasına bir tane bir tane araya geçişe bir tane trabzanlarımıza yine birer sık iğne örerek böyle karanfilleşip de çok güzel durmasını sağlıyoruz ve devam ediyorum birer birer sık iğnelerimize aralardan bir bir ve tam bir zincir çektiğim yere iki defa giriyorum şöyle görelim bakınız bir dolgunluk veriyor gayet güzel Evet sıramızı bu şekilde birer sık iğne bir zincir çektiğimizde iki sık iğne örerek tamamlayalım ön patilerimiz için ayırmış olduğumuz yerleri bakın bu şekilde iki sıra trabzan halinde ördüm sizlerle örmeye başlayalım tığıma zincirimi atıyorum yandan giriyorum hemen bakın trabzanın yanından giriyorum bir tane batıyorum 2 3 3 tane zincir oldu toplamda yandaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum buradaki trabzanları birer birer örüyorum üstteki trabzanlarımız bakınız hiç fazla farklı bir işlem yapmıyorum Üstekilerini örerek devam ediyorum şimdi en sondaki yan trabzana geçiş trabzanına da batıyorum yandan olan trabzanımı iki tane örüyorum. İki trabzan giriyorum yani bir, iki. Diğerlerini birer birer örmüştük. Şöyle bakalım. Her bir trabzanımıza birer 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 örerek ilerlemiştik. Buradaki yanda duran trabzana ise bakın karşısındakine de iki tane trabzan şeklinde ördüm. Yan olan karşıya da iki tane öreceğiz. Diğerlerini birer birer tamamlayacağız. Hemen geçişteki Yere de batıyorum bir tane yuvarlağın dönmesi için ve araya girerek üst kısımları da tamamlıyorum 2 ve en son bakın dönüşteki yan yere kadar geldim şimdi yan trabzanımızdayız yan trabzanımızı ise iki tane Örüyoruz bir ve 2 Şimdi birleştirmeden yapmış olduğum işlemlerimize bir bakmak istiyorum. Hemen bakın trabzanımızın altından başlamıştık birer birer ördüm, birer birer ördükten sonra tam geçiş kenara bir tane battım, iki tane yandaki olan yere trabzan ördüm tekrar geçişe battım yine birer birer trabzanlarımı ördüm geçişe battım iki tane trabzanımı ördüm ve ikinci sırasına geçişimizi yapıyoruz üç tane zincir çekmiştim üçüncüsüne gelerek batıyorum birleştiriyorum bir iki üç hemen alttaki hazır olan trabzanlarımın üzerlerine birer birer örüyorum hepsini birer birer dolaşıyorum. Bakın, başlangıçtan buraya kadar ve hepsini tamamlayıp kapatalım. Patilerimin her ikisini tamamladım. Ön kollarımız hazır hale geldi. Hemen hemen bitirmek üzereyiz. Elbisemizi şimdi bir tane zincirimi çektim. Yine aynı açık sarı olan ipimi tam ortadan batarak başladım. Beyaz ipimin aralarına girerek birer birer sık iğne örüyorum. Araya bakınız tam araya giriyorum. Bir tane sık iğne tam araya ve aralara birer sık iğne örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, geçişimizi belirleyelim. Genelde sarı tonun hakim olduğu elbisemizi en son bu beyazın kenarına da sarı olarak tamamlayalım. Evet en son Beyazın üzerine sarı sık iğnemizi yaptık ve bir tane de fiyongumu diktim ve bu şekilde elbisemiz hazır hale geldi. Şöyle görecek olur isek bütün her şeyini tamamladık. Elbisemiz kullanılmaya hazır. Hepinizin ellerine, emeklerinize sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.